Abi merhaba. Yeni bir haftaya merhaba dedik. Nispeten daha sakin bir gündemle başlayacağız fakat tabii ki buna rağmen birkaç günlük notumda hazır. Evet herkese merhaba. Yeni bir haftaya girdik. Artık yavaş yavaş da kış aylarına doğru gidiyoruz. Umarım herkes iyidir. Ailesiyle, sevdikleriyle keyifli haftalar diliyorum derken aslında bu hafta bir kayıp haberiyle başladık. Evet abi Tat Gıda ve Tat Bakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Memiş'in dün akşam kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Kendisine Allah'tan rahmet, sevdiklerine ve ailesine de sabırlar Diyorum. Yakın zaman önce koç grubuna ait tat gıdayı bünyesine katmıştı. Tat bakliyatında sahibiydi Memişoğlu. E geçen aylarda, geçen haftalarda bu Coca-Cola meselesinden dolayı firmayı eleştirmiştik. Onlar da bir açıklama yaparak bu konu üzerinde kendilerini savunmaya çalışmışlardı. İşte hayat böyle maalesef. Yani şimdi her şey anlamsız tabii ki böyle bir haberin yanında. Tekrardan kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Allah taksiratını affetsin. Dediğim gibi yakınlarına, sevdiklerine de sabırlar versin. Sanıyorum bir aile şirketi. Umarım şirket doğru bir istikamette yoluna devam eder ve ne olursa olsun yerli bir firma sonuçta e, ve üretimlerinde de aynı ciddiyette arttırarak devam etmesini diliyorum. Bu arada bugün sanırım Ülker Çubuk Kraker davasıyla ilgili gerekçeli karar açıklandı. Bunu da kişisel sosyal medya hesabınızdan duyurdunuz. Evet bugün tarafımıza tebliğ edildi karar. Beraat ettiğimiz kararın gerekçeli kararında da e, yaptığımız yayınların doğruluğu, Ülker firmasını karalama yaptığı iddiasına açık ve net şekilde de nokta konmuş oldu. Firmanın yayınlarımızın gerçek dışı olduğu iddiası vardı. Bu iddia da reddedilmiş oldu. Ayrıca firmanın mallarını, ürünlerini yanlış, yanıltıcı, işte gereksiz yere incitici şekilde kötülediğimiz iddiaları vardı. Bu da reddedilmiş oldu. Biz ilk günden beri aynı şeyi savunduk zaten. Yani bu da gerekçeli kararlara istikrarlı savunmalar olarak yansıdı. Yani onlar gibi savrulup durmadık. Çünkü ülkeler bu davada bir o yana bir boyana savruldu. Yani sürekli yeni ithamlar, yeni iftiralar, bir şey söylüyorlar çürütüyoruz. Başka bir yerden çekiyorlar çürütüyoruz. Valla savcı hakim falan da bıkmıştı artık yani. Haklı değilsiniz işte kardeşim. Yani kabul edin bunu. Gerekçeli kararda ayrıca tacir sıfatında olmadığımız ticari bir amaç gütmediğimiz yani bu firmanın rakibi falan olmadığımız vatandaş olarak görev bilinciyle bu yayınları yaptığımızda teyit edilmiş oldu. Fakat asıl bu beraati neden aldık onu da vurgulayalım. Firma marketlerdeki çubuk kraker ürününün kantinlerde satışa uygun olduğunu iddia ediyordu. Ve yayınımızı bu noktada yanıltıcı, haksız rekabet içeren bir yayın gibi göstererek cezalandırılmamızı istiyordu. Ama marketlerdeki çubuk kreker sodyum yönünden yani tuz içeriği açısından gerekli sağlık kriterlerini karşılamıyordu. Bilim Kurulu kararı var. Sağlık Bakanlığı'nın bu Bilim Kurulu kararı şu anda her ne kadar bu kantincilere e, uygulanmasa da, her ne kadar denetimler yapılmasa da, her ne kadar çocuklarımız bu Bilim Kurulu kararlarına rağmen bu ürünlerle maalesef kantinlerde karşı karşıya kalsalar da, e, bu karar şu anda yürürlükte. Ve bu karara göre anlaşıldı ki meğerse kantinlerde bu ürünler satılsın diye adamlar gramajını azaltmışlar. Çubuk kraker kantin diye ayrı bir ürün çıkartmışlar. Yani sağlık kriterlerini marketteki ürün karşılamadığı için böyle bir ürüne dönüştürmüşler. Fakat bundan hiç bahsetmediler mahkemeye. Yani bize suç duyurusu yaptıklarında da bunu biliyorlardı. Bizim marketlerdeki ürün kantinlerde satılamaz dediğimizde de bunu biliyorlardı. Biz bunu Cimer'den e, benim şahsen bir vatandaş olarak yaptığım Başvurudan sonra Tarım Bakanlığından gelen yazıyla e, ortaya koyduk ve bunu mahkemeye sunduk. Bu da işte bu beraatte önemli bir rol oynadı ve gerekçeli kararda da yer aldı. Bu arada bilirkişi süreçlerini de eleştireceğim biraz. Bakın konu bilirkişiye gidiyor. Bilirkişi elinde Milli Eğitim Bakanlığından yazı var. Ya kardeşim okul gıdasını Milli Eğitim Bakanlığı vermiyor ki. Sen neden Tarım Bakanlığından yazı alınır? Neden bizim ortaya koyduğumuz yayını tam anlamıyla araştırmıyorsun? Hiçbir şekilde bunlar araştırılmadan, e, gerektiği gibi incelemeler yapılmadan e, işte bir bilirkişi raporuyla biz orada o zaman gözaltına alındı. Ondan sonra savcılığa ifade verdik. Gittik sonra dava açıldı, iddianame düzenlendi, mahkemeye ifade ettik. Fakat adalet tecelli etti. Yani olması gerektiği gibi ve hep inandığımız gibi oldu ve adalet yerini buldu. Ee, neyse sonuç olarak biz beraatimizi aldık. Gerekçeli karar da açıklandı. Firma tabii ki buna da itiraz etti. Şimdi üst mahkemeden de gelecek. Kesin sonucu bekleyeceğiz ama yani lehimize olacağına inanıyorum. Kamu yararına yayınlarımız devam edecek. Mahkemede de bunu söyledim. Şimdi de söylüyorum, hep söyleyeceğim. Aldım ak başımdık sizlerin de desteğiyle utanmaz hem sosyal medyada hem market reyonlarında hem de mahkeme salonlarında gereken cevabı alıyorlar ve almaya da devam edecek. Bu milletin hak ettiği gibi düzgün ürünler üretmedikçe, bu milleti kandırmaya devam ettikçe, şekeridir, palm yağındır onları koydukça biz bu yayınlarımıza tabii ki de devam edeceğiz. Tabii ki de devam edeceğiz. Abi siz öyle diyorsunuz da bu adamlar mahkemelerde tokat gibi kararlar gelince sosyal medyada türlü türlü oyunlar oynamaya başlıyor. Şimdi de size yönelik kanalıma yapan bot hesaplar çıktı. Gıda direktifini de kötülüyorlar. Evet evet ama yeni değil bunlar. Yani hep var. Bak her ülker paylaşımı altına aa ama biz sizi bunun için takip etmiyoruz ki aa siz de buna taktınız işte siz de iyice düşmanlaştınız falan diyen işte biz bunu çekmek zorunda değiliz falan yazan botlar hep vardı. Yani bıktık falan diyorlar ya ya biz sizden bıktık asıl. Duruyoruz saldırıyorlar. Susuyoruz saldırıyorlar. Ya biz bir ara bu uygulama ekibimizde de oturduk dedik ki ya bir süre bu ülkelerden bahsetmeyelim. Çünkü e, onlar elli koldan saldırıyor. Biz tek koldan savunuyoruz. ...biz tek koldan savununca da dikkat çekiyor... ...fakat abi duramıyoruz ki... ...duramıyoruz... ...bakın 3 yıldır yapmadığınız kalmadı... ...engel olamıyorsunuz... ...paranız bize yetmeyecek... ...ya bir kelimemi bile satın alamayacaksınız... ...bunu artık kabul edin... ...ne üstüme saldığınız terbiyesiz reklamcılarınız... ...ne ahlaksız avukatlarınız... ...ne bot hesaplarla onunla bununla algı yapmaya alışmış... ...bunları şiar edinmiş PR ajanslarınız gücü bize yetmeyecek. Allah'ın izniyle yetmeyecek. Şimdi şu şok meselesine gelelim. Bunlar bu milleti aptal sanıyor dediğimde inanın abartmıyorum. Bakın bu milleti aptal sanıyorlar. Yıllarca demek ki bunu böyle yapmışlar, başarmışlardı. Ama ne zaman ki işte bu teknoloji gelişti, sosyal medya çıktı, gıda direktifi çıktı. Bir şeyleri konuşabilen insanlar olarak biz türedik ortada. Bakın bu konuyu çok uzatmayacağım. Hepsini X'te çünkü fazlasıyla söyledik. Bakın bu utanmazları. ne yaptığını da biliyorlar. Asıl cevabı onlara zaten ben kısa bir süre sonra HKS etiketleriyle vereceğim. Şu anda ciddi çalışmalar da yapılıyor. Mevsim gıda üstünden nasıl komisyonculuk oynayıp firmayı nasıl zararda soktukları, nasıl o etiketlerde daha az kar yapıyormuş gibi gösterdiklerini açıklamıştık. Eğer eğer HKS etiketlerini saklamazlarsa, eksik bilgi girişi yapmazlarsa bunları daha detaylıca anlatacağım. Ve Ticaret Bakanlığı'nda da gereken her türlü başvuru yapacağım. Gerçi onlar Murat Ülker başvuru yapınca hemen hızlıca işleme alıp en yüksek tavandan da cezaları kesiyorlar ama nedense bizim başvurularımız bekliyor. Ticaret Bakanlığı bu şok marketleri incelemek zorundadır burada dönenleri ortaya çıkarıp kamuoyuna da açıklamak zorundadır. Bak bu teyzeleri koymuşlar. Çaktırmadan reklam yapıyorlar. Ne bir beyan var, ne reklam etiketi var. Bu utanmazlar bana atıp tutuyor ya reklam yapıyorsun falan diye. Ya herkesi kendileri gibi sandıkları için böyle bu. Bakın haber report, haber bilmem ne. 3-5 tane genç çocuğu kandırmışlar. Almışlar istedikleri gibi. 3-5 kuruşa. Ya ben bu haber reportu yayıncısında uyardım. Hatta sert uyardım. Yani ekran görüntüsü falan da aldı. Dedim açıkla bakalım. Açıkla ne açıklayacaksan açıkla. Çünkü bunların kulu kölesi olanlara ben tav oluyorum. Ulan 3 kuruşun da kulu kölesi olmayın be kardeşim. Biraz omurgalı olun ya. Kendisine de söyledim. Gitsinler başkalarının satın alsınlar. Sana mı kaldı bu iş? Adından utan dedim ama utanmadı. Utanmaz bir hale almışlar. İşte bu işlere bir kere bulaşınca da çok kolay olmuyor. Bu gizli reklamların altına da yorumlar geliyor. Bak isimleri de tespit et. Yok işte Pelin, Eray, Osman, Melis. Gıcır gıcır hesaplar hepsi yeni açılmış. Tek dertleri gıda direktifini kötülemek. Tek dertleri şok marketlerin reklamlarını normal bir tüketici övüyormuş gibi övmek. Bak neler diyorlar bunlar Şok Market'in ajansının yazıları. Şok Market'in her ay yaptığı incelikler demiş Pelin Hanım bak. Çok iyi indirim olmuş. Helal olsun Şok demiş Eray. Bak Osman demiş ki Şok Market bu ay ayrı bir cömert. Bizi de mutlu etti bu görüntüler. Son olarak hangisi? Meris. Allah razı olsun Şok. Benim bütçeye uygun Kasım indirimini buldum. Ya cidden olaya bak ya. Bunlar aslında denemek demek istiyorlar biliyor musun? Siz hepiniz aptalsınız. Sizi evire çevire kandırırız. Hiç de fark etmezsiniz. Sonra biz bunu yazınca vay sen taktın bu adama vergini verdin mi paramı aldın. Bunlar cidden utanmaz ya. Bak en kibar haliyle söylüyorum. Ama bu siyonist oyunlarını da çok iyi öğrenmişler. Tam bir siyonist kafası. Sinsi, derinden, organize, profesyonel. Bak şimdi böyle dedim diye Murat Ülker gidip beni New York'taki Siyonist Vakfı'na şikayet edebilir. Yapmadığı şey değil. Daha önce yaptı çünkü. Bunu da yaptı merak etmeyin. Hepsini yaptılar. Her şeyi denediler. Ya sabır çekiyoruz. Bu adamların sonunda ben ama merak ediyorum. Bu kadar bu millette dalga geçenlerin sonunu ben pek iyi görmüyorum. Melis, Eray bilmem ne. Görünümlü. Şok market, ajansı geliyor. Gıda direktifine bak neler diyor. Şimdi aynı kişiler. Eray demiş ki Parayla içerik üreten dedektif mi olur? Melis demiş ki ürün inceleme videosu çekene dedektif denmez işte influencer denir. Böyle saçmalık mı olur? Bak bu Murat Ülker en son yüzsüzler listesinde açıklandı ya vergi vermemiş. Yıldız Holding vergi ödememiş. Melis gelmiş bana diyor ki sen vergini ödüyor musun? Ya cidden şaka ya. Yani bunlara Melis falan diyoruz da bu arada kaçırmayın yani. Hepsi troll bunlar. Yok öyle birileri. Yok öyle insanlar. Utanmazlar ordusu bunlar. Troll ordusu. Öyle profesyonel. Öyle organize ve öyle sinsiler ki. Neyse şimdi bunları böyle deşifre ettik. Benden bu kadar. Şimdi bu artık tüketiciler, sizler... Sizi aptal yerine koyanlara gereken tavrı sizin koymanız lazım. Yani bunları unutmamanız lazım. Bunları böyle sineye de çekmemeniz lazım. Bunları basite de almamanız lazım. Bu çünkü buzdağının görünen kısmı. Bu benim bir vatandaş olarak şu ekranın önünden görebildiklerim. Ne içeriği görebiliyorum ne sistemlerini biliyorum ne bu dönen dolapların içindeyim yani bana hiç kimse bir şey anlatmıyor zaten. Deşifre de edilemiyor bunlar. Çünkü birileri tam bizle ilgili bir şeyler yapacak hemen tak oraya müdahale ediyorlar. Tam bir şeyler olacak tak oraya müdahale ediyorlar. E o yüzden tam olarak neler oluyor bilmiyoruz. Girmedikleri delik de yok yani. Aramadıkları telefon, çalmadıkları kapı yok. Eksiz özlüye yazdırıyorlar en son. İşte seninle mi uğraşacak falan. Vallahi uğraşıyor. Tasmanızı tutana bir sorun diyorum onlara. Nasıl da uğraşıyor. Gece gündüz uğraşıyor. Vallahi biz de şaşırdık yani. Düşünüyorum bazen ya diyorum Türkiye'nin en zengin iş adamı. Arkadaş biraz ürünlerine odaklansana ya. Ya bırak bizimle uğraşmayı. Ürünlerini düzelt. Bak sonunda çıkarttın %13 fındık kremalı. Sonunda çıkarttın. %4 fındık aromalıyla yıllarca 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 kar yaptın. Sonunda ne oldu? Bir dolu rakibin çıktı insan gibi üretim yapan. Sonunda çıkarttın %13 fındıklı kremayı. O yüzden ürünlerinize odaklanın. Bırakın bizimle uğraşmayı. Bırakın bu milleti kandırmayı. Düzgün üretim yapın. Düzgün. Düzgün üretim yaparsanız, ne kimse sizinle uğraşır, ne kimse sizi takar. Ya bize ne sizden, bize ne sizden? Kimsenin umurunda değilsiniz. Sizin tek bir göreviniz var. Düzgün üretim yapma. Ha bunu yapmıyorsanız da eleştiri açık olacaksınız. Kusura bakmayın. Abi bu arada yine bağlantılı bir konuya geçeceğim ama geçen hafta Coca-Cola ve Ülker Getir'de sponsorlu rayon açtılar ve bunun yayınlanması gündeme oturdu. E Normal yani. Şimdi bak Getir zaten abur satarak bir yere gelmiş bir firma. Sonra da gaza geldi. Önce bir yerlere geldi sonra gaza geldi. Yani şimdi Coca-Cola ülker hem kendini hem de Getir'i kurtarmaya çalışıyor. Zaten bunların bu arada ajansları aynı. Yani Coca-Cola ve ülkerin PR ajansı aynı. O yüzden oynadıkları oyunlar da aynı, taktikler de aynı, organizasyonları da aynı. İkisi de bayağı. Yani işte Coca-Cola gerçek mucize diyor. Öbürü ülkersiz bayram düşünülemez diyor. Böyle safsata yani. Siz kimsiniz ya? Sizsiz bayram niye düşünülemez? Ya biz zavallı mıyız yani? Üç kuruşluk ürünlerinize mi kaldı bu millet? Kurban bayramında, Ramazan bayramında bir dolu bizim geleneksel tatlılarımız, mutfağımız varken ya sizin çikolatanıza mı kaldık yani? Neyse uzatmayın bu kısmı da. Çünkü her işleri böyle. Reyon açmışlar. Yani işte sponsorlu reyon. Ülker sadece ülke ürünleri. Mesela sen bakıyorsun kuru yemiş bilmem ne ya ülker çıkıyor. İşte kuru yemiş kuru meyve meyve sebze aa Coca Cola çıkıyor. Millet de salaktı zaten gidip atlayacak bunların ürünü. Aa ülker reyonu açılmış diye bakacaktı yani. Coca Cola zaten rezil olmuş durumda. Şimdi o konuya gelelim. Dünyada ilk kez Türkiye'de orijinal tat ürününe tatlandıracak dediler ya. Evet ona da gelecektim şimdi. Coca-Cola'nın orijinal tat ürününe tatlandırıcı eklemesi gıda direktifi paylaştıktan sonra olay oldu. Yok bana sorarsan olmadı. Bak olay oldu dersen. Şimdi bak biz köfteci Yusuf'tan işte Sarıyer Kola'dan bilmem neden bahsederken olay oluyor. Ya yani biz yerli markalardan bahsedince kıyamet kopuyor. Sonra da bana kızıyorlar. Niye yerli markaları bu kadar kötülüyorsun? Halbuki bir şey yapmıyoruz. Aynı şeyleri yani ortaya bir şey tespit ediyoruz. Bu yerli markaların kötü taraflarını biz ortaya koyunca, tespit yapınca bunları yaymak insanların daha mı çok hoşuna gidiyor bilmiyorum. Ama ne zaman ki biz bu siyonist bağlantılı firmaları yayınlıyoruz, ne zaman ki biz bu global firmalara tepki veriyoruz, orada bir olumsuzluk ortaya koyuyoruz, sosyal medyada bunlar yayılmıyor. Yani bir el bunları resmen durduruyor. Hani bizim insanımız yeterince tepki vermiyor, bence yeterince yaymıyor bunları o ayrı bir mevzu ama bu teknik algoritmalarda da çok yayınlanmıyor çok yayılmıyor. Bak yayınladık işte Coca-Cola. Bence dünya çapında bir rezillik. Ya sen başka hangi ülkede orijinal tat ismiyle sattığın ürüne şeker dışında bir şey koydun? Hani senin orijinalliğin demezler mi adama? Hay şeker oranını azaltırsın anlarım bak. Ya kardeşim yıllardır çağrı yaptık tınmadılar. Gelmiş şimdi maliyetleri düşürmek için şeker oranını azaltıyor. Şimdi karları azaldı. Maliyeti düşürmeleri lazım. Çünkü satışlar belli noktada zaten azaldı. Bak insanların sağlığı için yıllardır yapmadıkları şeyleri Türkiye'de 3. Dünya ülkesi gibi gördükleri için e, şimdi maliyeti düşürmek için yap. Üretemiyorsan, kar edemiyorsan def olup gidebilirsin yani. Ya kaliteyi düşüremez, Millete tatlandırıcı içiremez. Zaten iki tane tatlandırıcılı ürünüm var. Ya bu yapılan şey tek kelimeyle rezalet. Ama işte gideyim de bir kola alayım diyen, gideyim de işte içeyim senin inadına içeyim falan diyenler herhalde bunları görmüyorlar yani. Merak ediyorum şimdi bu olay insanlara zoruna gitmedi mi? Yani ben hiçbir zaman kimseye kola içmeyin demedim ama inatla kola içiyorum diyenler var ya. Hiç zorunuza gitmedi mi bu olay? Dünyanın en dandik kolası şu an Türkiye'de. Hem eli kanlı teröristlerle aynı ürünü içiyorsunuz. Hem de Amerika'da elebaşı firmaya para kazandırıyorsunuz. Hem de dünyanın en dandik içeriğini size kakalıyorlar tüm bunlardan ben memnunum diyenler varsa yiyebileceğim bir şey yok tabii ki. Afiyet olsun yani. Abi geçen gün paylaştığımız bir video vardı. Bir dondurmacı böyle kilolarca antep fıstığıyla dondurma satışı yapıyordu. Yani antep fıstığı sandığımız ürünlerle diyelim. Bu işletme Gaziantep'teymiş. Gaziantep Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan bizzat bu işletmeden numune alındığını açıkladı. Evet evet sağ olsun çok ilgili ve etkili bir tarım il müdürü Gaziantep'te. Mehmet Karayılan Bey bizi de uzun zamandır takip ediyor. Bölgeyi de çok iyi biliyor bildiğim kadarıyla çok uzun yıllardır tabii ki görevde olduğu için. Şimdi paylaşımımız sonrasında numune almak üzere işletmeye gitmişler ama bizim o videoda gösterdiğimiz fıstıklardan ya da işte o fıstığımsı ürünlerden numune alınmamış. Galiba depodaki fıstıklardan alınmış. Şimdi biz baktık renkler çok farklı zaten. Tekrar uyardık. Kendileri tekrar bir numune alacaklarını söylediler ama bana herhangi bir dönüş yapmadılar. Bunların yanında bakanlık daha doğrusu müdürlük, il müdürlüğü daha önce bu işletmene denetimler yapmış. Hatta hijyenden dolayı bir idari ceza uygulandığında da öğrendik. Ya burası daha önce denetlenmiş ama işte bu ürünler, o kilolarca dökülen su ürünler analiz edilmemişti. Şimdi numune alınacaktı ama e, henüz bir dönüş olmadı. Eğer bununla ilgili bir bilgi gelirse ki zaten cumartesi günü galiba bu yazışma olmuştu. E, bugün işte e, anca Akşam işte belki yarın öbür gün bir dönüş gelebilir diye düşünüyorum. Bir tarafta dönen antep fıstıklarını tartışırken diğer tarafta bu sahte bal işi biraz unutuldu galiba. Ama marketlerde acayip fiyatlara ballar satılmaya devam ediyor. Konya'dan gelen bir fotoğrafta kilosu 100 liraya bal satıldığı görülüyor. Yani ben bu konuda artık bir tüketici olarak bir şey demeyeceğim. Bu balları tek tek alıp analiz edip... Yani herhalde bizim yayınlayacak halimiz yok. Zaten izin de yok dediğim gibi buna. Ama bunların analiz edilip sonucu olumsuzsa toplatılması lazım. Kamuoyuna da bunların duyurulması lazım. Ya bunu bakanlığın yapması lazım. Artık. Yani Tarım Orman Bakanlığı'nın bu balların sahte olmadığını tespit edip satışa devam ediyorsa onu da e, açıklaması lazım. O zaman şunu anlarız. O zaman da deriz ki mesela piyasada 500 liraya 1000 liraya bal var. O zaman bu milleti kazıklıyor bunlar. Yan yana satılıyor değil mi? Birinin kilosu 300'den başlıyor. 500, 1000'e kadar gidiyor. Diğeri 100 liraya bal satıyor ya. Şimdi en az 10 kat, 15 kat kar yapıyor demektir. Fahiş kar yapıyor. Bütün bu bal firmaları zengin demektir yani. Ama yok. Bu ballar sahte ise içinde glikoz şurubu, aroması, şusu, busu varsa bunların da bir dakika bile satılmaması lazım. Yani her iki taraflı bir değnek bu. Devlet bu değneği tüketiciden yana bir an önce kullanması lazım. Ya satışa izin vermeyecek. Ya diyecek ki kardeşim bu 100 liralık ballar sahte falan değil. O zaman diyeceğiz ki biz öbür firmalara ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz siz? Ama kimse de kusura bakmasın. Yani bunun bir de bir teknik tarafı var tabii. İşte bal sektörünün paydaşları, bal birliği vesaire çıkıp konuşuyorlar. Diyorlar ki bu mümkün değil. Şu fiyatın altı mümkün değil. Dolayısıyla Burada bakıldığında bu analiz sonuçlarının paylaşılması insanlara gerçeğin duyurulmasının dışında bir de bu işin matematiksel olarak teknik olarak mümkün olmayacağını söyleyen insanlar var. Dolayısıyla Türkiye'de bu işlemler yapılmıyorsa da tüketici de biraz da burada kendi vicdanını, kendi aklını kullanarak bir karar vermesi lazım. Yani ben buradan her şeyi söyleyemiyorum ama artık burada tüketicinin bakıp mantıklı bir karar vermesi lazım. Ama tekrar söyleyeyim. Bakanların obalların balların yüz liraya öyle satılmasına izin vermesi tam bir rezalet. Eğer sahteyse ya sahte değilse de işin diğer tarafı rezalet. Onları da ekonomik olarak ayrıca konuşmak lazım değil Abi ifşa demişken bir bal firmasının Bambi isimli bir bal firmasının zeytinyağı ürününde taşiş olduğu ortaya çıktı ve bakanlık bunu listesinde yayınladı. Evet bu Bambi isimli firma baktım fındıklı falan filan bir dolu bal üretip satıyor. Bilmiyorum balları ne durumdadır ama burada tahşiş listesine girmesine sebebi zeytinyağı. Demek ki bunlar bal işi tutunca ya da işte markaları biraz sosyal medyada bilindiyse biz zeytinyağı işine de girelim demişler. Şimdi tahşiş listesinde de farklı yağ karıştırdıkları için ifşa edilmişler. Yani sızma diye yeni hasat vesaire dedikleri bal tahşişli çıkmış. Ben böyle firmaların işte ben balcıyım diyen firmaların çıkıp da işte zeytinyağı falan üretmesine oldu olası zaten karşıyım. Ya sen bal firmasıysan bal üret. İşte o has Türk gıda da ne demişti biz reçel de üretiyoruz falan demişlerdi. Komik oluyor yani. İşte günü kurtarıyorlar. Kar yapıyoruz falan sanıyorlar. Böyle rezillik oluyor. Bu firmada herhalde dediğim gibi bir daha zeytinyağı satmaz. Ya satmamalı zaten. Ya kendi de üretmiyordur zaten. Yani farklı bir yerden alıyordur, dolum yapıyordur. Dediğim gibi sosyal medyada biraz markası bilindiyse, biraz takipçi yaptıysa... E, ...işte şunu da yapayım, bunu da yapayım noktasına gelmiştir. Ama işte böyle oluyor. Tüketicileri de uyarmak lazım. Analizlerini görün, tesislerini sorun, uzmanlıklarını sorun. Fason mu üretiyorsunuz, siz mi üretiyorsunuz? Sorun yani. Sağlığınız sizin için değerli. Yani kimse de sizden fazla sizi düşünmüyor. Değerli takipçiler, değerli izleyenler lütfen sormadan almayın. Bununla birlikte bugünkü notlarımın sonuna geldim. Ağzınıza sağlık diyorum ve programı bitirirken son sözleri size bırakıyorum. Ben teşekkür ediyorum izleyen herkese. Bugün biraz rahatsızdım. E, umarım sizi çok sesimle etmemişimdir ama. E, gıda gündemini belirlediğimiz notlarla bugün de sizinle olmak istedik, sizlerin karşısında olmak istedik. E, bizleri takip eden, destekleyen katıl, üyelik, abonelik her alanda katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Ve yarın inşallah tekrar görüşmek üzere hoşçakalın diyorum.